Selamünaleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle dördüncü ünitemizin ikinci konusuna giriş yapacağız. Evet arkadaşlar, ekranda da gör Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dördüncü ünitemizin ikinci konusunda millet isimleri, ülke isimleri gibi kavramları göreceğiz arkadaşlar. Başlığımız arkadaşlarım. Temel kavramlar Türkiye, Türk, Türkçe, ana dili, yabancı dil. Ben şarkı Türkistanlık Uygur Türk'ü Uygurca konuşuyorum. Burada ben Türkiye'liyim, Türk'üm ve Türkçe konuşuyorum. Temel kavramlarda bir devlet ismi, millet ismi, dil ismi ve ana dil ve yabancı dil ismi verilmiş arkadaşlar. Daha sonra soru ka sorular kavramına gelirsek biz nerelisiniz demeyi birinci ünitemizde görmüştük arkadaşlar. Nerelisiniz sorusuna Türk'üm, Türkiyeliyim diye cevap verilmiş. Ana diliniz ne? Türkçe. Hangi yabancı dilleri biliyorsunuz? İngilizce ve Rusça biliyorum. Mesela ben Türk olduğum için ve Türkçe konuştuğum için İngilizce ve Rusça benim için yabancı bir dil. Ama bir İngiliz için İngilizce kendi ana dili. Rus için Rusça kendi bir ana dili. Arkadaşın nereli? Arkadaşım Çinli. Arkadaşın hangi dili konuşuyor? O Çince konuşuyor. Çinliler için de Çince kendi ana dilleridir. Aşağıdaki resimlere bakalım. Arkadaşlık türlerini yazalım. Şimdi buradaki resimlerde görüldüğü gibi burada bir kadın ve erkek iş ortamında çalışıyor. Yani bunlar işhanede işleydiğinden adaş oluşu mümkün. Buna bir numarayı yazabiliriz arkadaşlar. İş arkadaşı. Buradaki kızlara bakıyoruz. Bunlar ev arkadaşları arkadaşlar. Bir evde yaşayan iki kız bala. Bunlar çocukluk arkadaşı. İkisi de küçük çocuk. Buradan bunu karşılayan kavram çocukluk arkadaşı. Burada bir sınıf görüyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi birbirleriyle sınıf arkadaşı oluyor. Ve mektup arkadaşı. Mektup arkadaştı diye bir kavram var arkadaşlar. Bunlar insanların sosyal gelişimi için yapılan ve insanların birbirleri arasındaki diyaloğu, sosyal uyumu arttıran projeler şeklinde diyebiliriz. İki ayrı insan birbirini görmeden mektup arkadaşlığı yapıyor. Bu arkadaşlıkta kendi günlük hayatında neler yaptığını, neler hissettiğini, nasıl bir insan olduğunu karşısındakine yazarak anlatıyor. Bazen üniversitelerde veya da katılmış olduğunuz sosyal kulüplerde Böyle etkinlikler görebilirsiniz. Bu, bu sizin kişisel gelişiminiz açısından fayda sağlayacak bir projedir. Katılmanızı öneririm arkadaşlar. Dil bilgisi konusuna gelirsek. Ülke, milliyet ve dil isimleri. Kitabımızda görüldüğü gibi arkadaşlar. Üç başlık altında ülke, milliyet ve dil olarak tablo şeklinde verilmiş. Türkiye bir ülke ismidir arkadaşlar. Belli bir bölgede yaşayan insanların ortak dilleri vardır arkadaşlar. Bu diller yaşanılan ülkelere göre farklılık gösterilir. Filistin'de Arapça, Rusya'da Rusça, Türkiye'de Türkçe dilleri konuşulur. Konuşulan diller yaşanılan ülkelere göre farklılık göstermektedir. Şimdi Almanya bir ülke ismi, Alman bir millet ismi arkadaşlar. Mesela Sametcan Türkiyeli demek yerine Sametcan Türk Mesela Sametcan Türkiye'de yaşıyor. O Türk diyebilirsiniz. Türkiye'li demek de yanlış bir kavram değildir. Ama Sametcan Türkiye'de yaşıyor. O Türk dediğiniz zaman Türk kavramı zaten onun Türkiye'li olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Ama mesela diyelim ki Arap. Mısır'da bulunan da Arap'tır. Filistin'de bulunan da Arap'tır. Başka başka yerlerde yaşayıp da Arap olan insanlar da vardır. Bu şekilde arkadaşlar. Örnekler örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Burada mesela dikkat etmemiz gereken şey ise konuşulan dilin sonuna ca, ce, ça, ç ekleri eklenir arkadaşlar. Sert ünsüzlerle biten kelimelerin sonuna gelen ca, ce ekleri ça, ç eklerine dönüşür arkadaşlar. Şurada görüldüğü gibi Arnavutluk ülke ismi, Arnavut millet ismi, Arnavutça aslında buna gelen ek cadır arkadaşlar. Ama Arnavut'un sonunda fıstıkçı şahapta bulunan T harfi olduğu için ve te, T harfi se, e, sert bir harf olduğu için buna gelen ca eki de ça haline gelmiştir. Arnavut ça olmuştur arkadaşlar. Mesela Türk. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türk'üm. Türkçe konuşuyorum. Burada Türkçe'ye gelen ek aslında C'dir ama türk kelimesinin sonunda k harfi olduğu için k'nin yanına gelen c ç olarak sertleşmiştir arkadaşlar. Bu ses değişimi olayına ünsüz sertleşmesi adı verilir. Evet arkadaşlar bu dil bilgisi konumuz bu şekilde. Burada verilen örnekte herkesin eline bir kağıt alıp kendisine göre adı, soyadı, ülkesi, milliyeti, ana dili, yabancı dilleri, mesleği geri kalan bilgileri kendinize göre doldurmanızı istiyorum arkadaşlar. Dördüncü ünitemizin ikinci kısmı bu şekilde. Şimdi dördüncü ünitemizin son kısmı yani üçüncü kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü ünite benim dünyam. C, C konusu ailemden uzakta. Temel kavramlar kendim, kendin, kendisi, hepimiz, hepiniz, hepsi. Evet arkadaşlar burada fark ettiğiniz gibi benim, senin ve onun şahıs eklerine gelen iyilik ekleriyle kullanılmış temel kavramlar verilmiş. Kardeşlerin nerede sorusuna hepsi Ankara'da. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Kardeşlerin, senin kardeşlerin, ler ler eki çoğul ekidir arkadaşlar. Yani soru sorduğum insanın ki birden çok kardeşi var. Birden çok kardeşi olduğu için cevap veren insan benim kardeşlerim demek yerine hepsi diyerek kardeşlerini hepsi diyerek anlatmış arkadaşlar. Kardeşlerin nerede? Hepsi Ankara'da. Mesela kalemlerin nerede? Senin kalemlerin lerin dediği için birden çok kalemi olduğu anlaşılır ve senin kalemlerin nerede sorusuna hepsi çantamda diye cevap verilebilir. Mesela benim kalemlerim çantamda demek yerine hepsi çantamda diye söyleyebilirsiniz. İstanbul'da kiminle yaşıyorsun? Sorusuna kendim yaşıyorum. Kendim demek arkadaşlar ben yaptım tek başıma kendim. Ödevi kim yaptı? Kendim yaptım. Gayet sade bir cevap. Ayşe kime kitap alıyor? Kendisine kitap alıyor. Ayşe kime kitap alıyor? Kendisine kitap alıyor da yine aynı şekilde Ayşe'nin kime kitap aldığını belli etmiş oldum. Dördüncü ünitemizin son kısmının dil bilgisi konusuyla devam ediyoruz. Kendi artı iyilik ekiyle oluşan bir kalıbımız var arkadaşlar. Temel kavramlar konusunda verilen ben, sen, o, biz, siz, onlar, kendimiz, kendiniz, kendileri kendi kelimesi arkadaşlar kişi zamiriyle birlikte kullanılırsa o pekiştirme yapılmış oluyor. Ben kendim yaptım. Sen kendin aldın. O kendisi o kendisi o kendisi yapıyor derseniz burada bir pekiştirme vardır arkadaşlar. Mesela buradaki pekiştirmeyi şöyle örnek vermiş. Ben bana kazak örüyorum. Ben bana kazak örüyorum yerine ben kendime kazak örüyorum derseniz özneyi pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Ödevini sen yap yerine ödevini kendin yap. Yani sen burada öznemizdir. Sen burada kişi zamirimizdir. Sen yerine kendin gelerek pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Biz bize yemek yapıyoruz. Biz kendimize yemek yapıyoruz gördüğünüz gibi kendi artı iyilik eki geldi ve başında kişi sabiri vardı. Bu gelerek özneyi pekiştirmiş olduk. Şimdi burada verilen örnekleri yapalım arkadaşlar. Ayşe yemeğini kendisi pişiriyor. Ayşe kim? O. Ödevlerimi kendim yapıyorum. Kendine iyi bak. Sen kendine iyi bak. Onlar kendilerine kahve yapıyorlar. Yeni kalıbımız hep artı yelik ekinden oluşuyor arkadaşlar. Temel kavramlarda verilen hepimiz, hepiniz, hepsi. Burada yine iyilik eki şahıslara göre çekimlenmiş halde. Hepimiz öğrenciyiz. Biz hepimiz öğrenciyiz. Hepiniz, hepiniz çok çalışkansınız. Siz hepiniz çok çalışkansınız. Bu meyvelerin hepsi taze. Dördüncü ünitemizin son dil bilgisi konusu ise belirtme eki. Bu konuyu sizlerle slide üzerinden işlemek istiyorum. Belirtme durumu neyi, kimi sorularına cevap verir arkadaşlar. Ahmet neyi yıkıyor? Ahmet arabayı yıkıyor. Ozan neyi açtı? Ozan pencereyi açtı. Aysun neyi tarıyor? Aysun saçını tarıyor. Gördüğünüz gibi verilen örneklerde hep neyi sorusuna cevap buluyoruz arkadaşlar. Ece nereyi süpürüyor? Ece bahçeyi süpürüyor. Belirtme durum hali. Cem neyi suluyor? Cem çiçekleri suluyor. Belirtme hal ekimiz ı i'dir arkadaşlar. Örnek verecek olursak Ali saçını düzelt. Ali saçını düzelt. Elif kitabı getir. Ahmet tahtayı sil. Mehmet ışığı aç. Hasan sınıfı temizle. I eki gelerek arkadaşlar belirtme durum ekin, belirtme durumunu aldı arkadaşlar. İ'nin sonunda bulunan ünlüye göre belirtme hal ekimiz ı, I, i, u, ü şeklinde olabilir arkadaşlar. A ı'ya, e i'ye o u'ya ö ise ü'ye geçiyor arkadaşlar. Örnek olarak ayna ayna en ahırki boğumda a ile bitmiş arkadaşlar. A ile bittiği için ı belirtme durum hal eki ı olmuş arkadaşlar. Ayna yı, kedi ali farklı kelimelerden örnek verecek olursak Ayşe Ayşe'nin en ahırdaki boğumu e olduğu için Ayşe, Ayşe'ye gelen belirtme durum hal ekimiz de iyi oldu arkadaşlar. Burada tabloda görüldüğü gibi bazı kelimeler ve belirtme durum hal ekleri görülmüş arkadaşlar. Arabayı, arabayı yıkıyorum. Görüldüğü gibi ı burada belirtme hal ekidir. Kalemleri satıyorum. I belirtme hal ekimiz. Serkan telefonu kırdı. Telefonudaki u belirtme hal ekimiz. Pencereyi kapat. Pencereyi deki i belirtme hal ekimiz. Öğretmen geliyor. Anna tahtayı sil. Tahtayı daki ı belirtme hal ekimiz. Sara cüzdanı aldı. Cüzdanıdaki ı belirtme hal ekimiz. Evet arkadaşlar, belirtme hal eki de gördüğünüz gibi kimi neyi sorularına cevap veren eklerimizdir. Dinleme metni ve alıştırmalar şeklinde devam eden dördüncü ünitemiz kelime listesiyle son buluyor arkadaşlar. Yine kelime listemizi videonun açıklama kısmında pdf olarak bırakıyoruz. Buradaki kelimeleri öğrenmeye gayret gösterin arkadaşlar. Ve bu şekilde dördüncü ünitemizin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda beşinci üniteyle karşınızda olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.